dağılımına normal dağılım yaklaşımı örnek soru 2. Bu videomuzda binom dağılımına normal yaklaşımı konusuna bir örnek soruyu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Bir ülkede ehliyet almak için sınava girenlerin %78'i sürüş testinden ilk denemesinde geçmektedir. Bu bilgiye göre bir yıl içinde sınava girenlerden 120 kişilik bir örneklem seçildiğinde 99 kişinin sürüş testini ilk denemesinde geçme olasılığı kaçtır? Şimdi adım adım okuyup içinden çıkartılması gereken bilgileri çıkartarak ilerleyelim. Böyle başından sonuna okumak genel hatlarıyla soruyu anlamak için faydalıdır ama adım adım gitmek en doğrusudur. Bir ülkede ehliyet almak için sınava girenlerin %78'i sürüş testinden ilk denemesinde geçmektedir. Bu cümleden ne anlarız? %78'i sürüş testinden ilk denemesinde geçiyorsa %22'si ilk denemesinde sürüş testinden geçememektedir. İki olası sonuç söz konusu. Sürüş testinden ya ilk denemede geçeriz ya da ilk denemede geçemeyiz. Binom sorusu olduğunu buradan anladık. P'miz 0,78. Çünkü bize sürüş testini ilk denemesinde geçme olasılığı sorduğu için sürüş testinden geçenlerin yüzdesi bize başarı olasılığını verir. Q, başarısızlık olasılığı 0,22'dir. Bu bilgiye göre bir yıl içinde sınava girenlerden 120 kişilik bir örneklem seçildiğinde N 120 kişi. 120 kişi deniyor. Oradaki olasılığı hesaplayacağız. 99 kişinin sürüş testini geçme olasılığı. X'imiz de 99. Buraya kadar çok net biçimde bir binom dağılımı sorusuyla karşı karşıya olduğumuzu anladık. Gerekli formülü yazalım. 120'nin 99'lu kombinasyonu. Çünkü bizden istenen şey P x eşittir 99 nedir diye soruluyor. 120'nin 99'lu kombinasyonu çarpı 0,78 üzeri 99 çarpı 0,22 üzeri 120 eksi 99'dan 21. Şimdi buradaki sıkıntı şu. 120'nin 99'lu kombinasyonunu hesaplaması çok zor. Buradan hesaplayabilir miyiz? Hesaplarız. Tahminen bir 20 dakika, belki 30 dakikamız gidebilir. Belki de ben çok hızlıyım diyenler hızlı hesaplayabilir. O çok önemli değil. Hesaplaması çok zor olduğu için buna normal yaklaşım uygulamak çok daha doğru bir çözüm olacaktır. Buna normal yaklaşım uygulayalım. Px eşittir 99'u normal yaklaşım uyguluyorsak eşittir olanlarda bundan yarım puan geri, yarım puan ileri giderek bir aralık oluşturmalıyız. Binom dağılımında eşittirli olan bir şeye normal dağılım yaklaşımı uygulayacaksak bundan bir aralık oluşturmalıyız. Ve bunu da bundan yarım puan geri giderek 99'dan yarım puan gidersek 98,5 yarım puan da ileri giderek 99,5. Şimdi bunu hesapladığımızda normal dağılım kullanarak bu olasılığı binomdan hesaplayacağımız bu olasılığa çok yakın bir değer elde edeceğiz. Şimdi ilk işimiz buradaki x değerlerini z değerlerine çevirmek olmalıdır. Z değerlerine çevirirken kullandığımız formül x eksi mü bölü standart sapmadır ki binomda mü n çarpı p'dir. Standart sapmada kök içinde np q'dur.
Başlayalım çevirmeye. 98,5 eksi n çarpı p 120 çarpı 0,78 bölü karekök içinde 120 çarpı 0,78 çarpı 0,22. Artık bu işlemi yaptığımızda buradaki x z'ye dönüşür. Diğerini buraya sığdırmak mümkün değil. Onu da şuraya yazalım. 99,5 eksi 120 çarpı 0,78 bölü karekök içinde 120 çarpı 0,78 çarpı 0,22. Şimdi bunu hesap makinesinde hesaplayalım. 98,5 başlayalım. 98,5 eksi 120 çarpı 0,78 4,9 sonucu çıktı. Umarım doğru yaptım. Bölü. Şu paydayı da halledelim. 120 çarpı 0,78 çarpı 0,22. Bunu da kök içine atarsak 4,54 gibi bir şey etti. Küçüktür z. Buraya hesaplarsak 98,5'tan bunu çıkarttıysak 4,9 ettiyse 99,5'tan çıkartırsak 5,9 eder. Aşağısı yine 4,54. Devam edelim şimdi şuradaki bölmelerimizi yapalım. 4,9 bölü 4,54 1,08 1,08 küçüktür z. O da küçüktür. 5,9 bölü 4,54 1,30 1,3 diyelim. Şimdi bunu z tablosundan bulduğumuzda da sorumuzun cevabına ulaşacağız. Burası 0. Burası 1,8. Burası 1,3 olsun. Bizim aradığımız bu ikisinin arası. Öncelikle 1,8'e bakalım. 1,8 tam burasıdır. Şurası 0 çünkü yukarıda. 0,96,41. Şuraya kadar olan 0,96,41. Tabi okuduğunuz tablonun hangi tablo olduğunu kesinlikle bilmelisiniz. Buradan buraya kadar olanı veriyor bu tablo. Şimdi devam edelim. İkinci değerimiz 1,3'e bakacağız. 1,3 de burası. 0, 90, 32. Yalnız o 1,08'di. Onu yanlış okuduk. 1,8 okudum onu. O yanlış. 1,08 okuyacağız. 1,08. Şurası. 0, 85, 99. 1,08. Onu düzeltelim. 0, 85, 99. Orayı 1,8 yazdım. 1,08. 0,8599 orası. 1,3'e bakalım. 0,9032. 0,9032 de burası. Bundan bunu çıkarttığımızda bu arası kalır. 0,9032 eksi 0,8599'u çıkartırsak
Sondan başlayalım. 2'den 9 çıkarsa 3. Buradan bir elde verdik. Yine 3. Buradan da bir elde almıştık. 9'dan 5 çıktı. 4, 0, 0. 0,0433 gibi bir değer elde ettik. Yani 99 kişinin ilk denemesinde sürüş testini geçme olasılığı 0,0433 gibi bir değer. Yalnız bu değerin belli ölçüde hatalı olduğunun da bilincinde olmalıyız. Çünkü binom dağılımı tam değeri verir. Ona normal dağılım uyguladığımızda yaklaşık değerini bulmuş oluruz. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.